Bayanlar ve baylar, Alfeler Gaming TV ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Ghost Recon Wildlands 14. bölümüne karşınızdayız. Karteli çökertmekteki olan operasyonumuz devam etmekte, biliyorsunuz. Açık dünyada bir sürü etkinliğimiz var. Şimdi birazcık information toplayıp hem de bizim isyancı grubumuz olan müttefikimizi güçlendirmek adına yan görevlerimi yapacağız. Şimdi şurada bir konvoy varmış. Hemen gidelim, halledelim abi. 2500 teknoloji vereceğini söylüyor. Yetenek puanı var mı şu an artırabileceğim? 1 puan var. 1 puanla da herhangi bir şey artırabilecek gibi durmuyoruz açık konuşmak gerekirse. Birazcık isyancı desteğini artıracak görevler de yapalım. Zaten biliyorsunuz burada ana hikayeden gitmek zor. Öyle etkinlikleri de tamamlıyor. Sonra ana hikayeye bağlayacağız. Daha bir sürü etkinliğimiz var. Kocaman da bir haritamız var gördüğünüz gibi şöyle. Daha sadece şuraya etkinleştirebilmişiz 13 bölümde. Bakalım. Sevgili dostlarım, umuyorum seyircideki yüksek güzel bir video daha ortaya çıkardı. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı, beni TikTok ve Twitch'ten takip ederseniz çok sevinirim. Size de iyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Şimdi şu konvoyun tepesine çökelim. Helikopterle direkt olarak çökeceğim. Nerede? İşaretledim, niye göstermiyor? Ha, şura. Şimdi işaretledik. Helikopterle çökersek tepelerine daha iyi olacak abi. Şu köşeye dönmeden yetişir miyim? Sanmıyorum ama. Bir deneyebilirim en azından. Helikopterin kontrolü birazcık zor olduğunu söyleyebilirim. Watch the truck, man. We need the ship that's in it. Escort destroyed. Kendisi gitti. Escort vehicle destroyed. Diğeri de gitti. We need what that truck's hauling. Don't blow it up. Watch the truck. We need what's in it. Watch the truck, man. We need the ship that's in it. Tamam, bunu patlatmadan biraz korkutmak. Watch the truck. We need what's in it. Dursana lan. We need what that truck's hauling. Don't blow it up. Watch the truck. We need what's in it. Watch the truck, man. We need the ship that's in it. The lieutenant's escaping. Engaging tangos. Hadi vurun oğlum. Tango down. Adamsınız. We've got movement. Looks like an UNIDAD convoy. Radio truck and escorts. There's gear in that radio truck that could make life a lot easier for the rebels. You want to go after it? Radio gear secure. We'll tell the rebels where to come get their new toys. Let's move. Aynen öyle. Bir tane GPS yerleştiriyoruz. Böylelikle şeylere, isyancılara hemen bilgi gidiyor. Bakın burada bir kamyon var. Gidin alın gibisinden. O yüzden kamyonu almadan bırakıp gidiyoruz. Başka konvoy varsa hemen halletmek isterim bu arada. Yakınlarda böyle konvoy var mı? Konvoy. Where is the convoy? Lalalay. Şurada bir yerde ben konvoy gördüm ama şuralarda bir yerlerde. Burada da hikaye görevi var. Burada da hikaye görevi var. Şurada da büyük bir istihbarat var. Şuraya gidelim bu sefer de. Burada da bir UNIDAD korakolu var aşağıda.
Hündat ülkenin yerel karakolu güya ama yine de kartelin yanındalar. Diyorum ya, ülkeyi komple ele geçirmiş bu şerefsizler. Dünyanın en çok kokain üretilen vilayeti, Okoro. Vay be. Bu dağın tepesinden çökebilirim bunların tepesine. Şöyle koyayım abi helikopteri. Yaklaşık bir 300 metre mesafem var. Biraz daha şöyle yaklaşırsam, en azından bir 50 metre daha, biraz daha yaklaşayım. Şurada bir nöbetçi muhakkak vardır. Aynı şekilde şurada da vardır. O nöbetçileri indireceğim. I got a target carrying submachine guns. Havşağı da tutmuşlar. Destekçilerden şöyle bir şey vardı abi, işaretleme. Heh. Buradaki I asked the rebels to do a recon of the area. Transmitting intel on enemy positions. Tamam, gönderin bakayım. Dedi ki adamlara bir sinkronize shot yaparız. Onda problem yok. Mesafe yetmedi, iyi mi? Biraz daha yaklaşmamda bence hiçbir sakınca yok. Bence bir sıkıntı olmaz. Varmış orada. He makes 5. Vallahi üçüncü bir kişi yoktur. Güzel, kimse alarma geçmedi. Heads up, we got a turret. Sniper. I got their Jenny over here. Oh shit. Hola. Ses neydi kardeş? Burada bir generator var. Bunlar bizim adamlar bu arada. Oğlum bu kadar toplandınız madem dalsanıza. Ben bunlara emir vereyim de dalsınlar bari. I asked the rebels to recon the area for us. Drone is airborne. Heads up, we got a turret. Just spotted one with submachine guns. Bağırıyorum lan. Korkuttun beni şerefsiz. We got a Sicario. The checkpoint over there.
They heard that guy fall. On your toes. Hadi, kaldır kafana. Ulan. That was close. Elektriksizlik dikkatinizi çekmiştir aslanlar. Tamam, bizim adamlarmış bunlar. Moving to position. Copy. Target marked. He's down. Aferin aslan. Sakin ol. Got another tango. Fuck you. In the area, stay frosty. Güzel. We're all clear. Aha, şey geçiyorum. Buraya geçtim. They're gonna see you. Hold up. Ulan senin ananı. Yürü dap, geç geç. Tango marked. He's a little close to civilians. Hay Allah. We're clear on this side. They're onto us. Stick with us. Looks like we've riled them up. It's a Santa Blanca commendation. Those Sicarios will be missing this. Katrine, I come all the way out here to see you, and it's like talking to a wet sock. Honestly. Look at your hair. Is fighting the good fight taking its toll? Don't they report on South America? They're coming right at us. What's the word, boss? Ses dinliyoruz da şey yapmıyor ki. I was a damn puppet for those American spies, and when I found out, it was too late. That's terrible. We're good. You all in one piece? Why don't you go home? Niye ses kaybına aldığı olmaz ki? Looks like the location of a coca paste lab in Okoro. You want to check it out? Absolutely. The more we disrupt El Emisario's operations, the more pressure we put on him to come out of hiding. El Emisario. El Emisario şu adam değil mi? Aynen. El Emisario. Kimdir abi bu? Neyden sorumludur bu? Şöyle görevler desek. Kral katil dosyaları desek. Heh.
Kral katili dosyaları, karakterler. Çako Savaşı görüntülü kayıt, kayıt. Şey, şurada mıydı ya? Karakterleri anlatan bir kısım yok mu? Peki, sandıklar mı? Yok lan yok, etme. Online ile işimiz yok şu anda. Ekibi geliştirelim abi. Ekstra senkronize atışım daha fazla yok. Eğitimli isyancılar. Ekip dayanıklılığı. Takım arkadaşının mermilere karşı daha dayanıklı olur. Zaten onlar ölmüyor ki. Ben ölüp duruyorum anasını satayım. Acı yok Rocky. İyileştirme kısa bir zaman dilim boyunca hasar almama. Koşarken çıkardığın ses azalır. Düşmanları siz fark etmesi zorlaşır. Oo, süper. Ben gizlilik odaklı gittiğim için mantıklı bir harekat olur. Helikopteri alabilirim bu arada. Allah! Düş bölme lan. Helikopter de helikoptermiş yalnız ha. Taret malet var mı? Her şey var. Üf. That is perfect. Şu helikopterle şu konvoya bir sürpriz yapalım. I'll fly. Aa ben ateş edemiyorum. Ama elemanlar ateş edebiliyor. En azından ben saldırı emri veririm. Onlar da saldırırlar yani mantıklı. O ne lan? Şarp şey attı birisi. Ready? Open fire. Roger. Saldırın canlarım. Mal vuramıyor galiba. Ne oldu? Görüş açtım yok. Bunlara palaların Polat'a yaptığı baskın gibi baskın hazırlayayım. Hadi. He's trying to run. Escort has been destroyed. Escort car destroyed. That tank goes down. We're cool, we're cool. We're cool, we're cool oğlum. Helikopterden duman geliyor. Siz adamları indirene kadar helikopterden duman geldi valla. Kardeşim biraz daha sağlam mı ateş etseniz acaba? Allah Allah. Koca helikopterden ses getirttiniz bu oğlum. Vallahi ses getirttiniz moruk. Aha. Kilometre, 5 kilometre ama 5000 yakıt var abi. Hiç kaçmaz. Zaten bayağı hızlı gidiyoruz. Etrafta bizim isyancıların nüfusu artmaya başladı. Araz yok marhanesi.
Dur, burası değil. Burası değil, dalmayın. Wait. Fire. I copy. Fire. There's one less bad guy. The lieutenant's trying to escape. Hadi bulun şunları. Vallahi helikopterden ses getirdiler adamlar da. They've seen us. Helikopterden ses geliyor valla. Escort vehicle is destroyed. Ya hak bu saatten sonra iniyoruz. Çok pardon. Geldim. Allah belanı vermiş seni ya. Şerefsiz. Benim ekip de iş önden gitmesin birader. Böyle bir şey yok ya. Saldırı emri vermedim oğlum ben size. Yardım etsenize. Kamyon patladı mı? Allah kahretmesin. Gasoline secure. Aa, yine de patlasa da alabildik da. Vallahi alabildik. İyiymiş. Bug mıdır nedir bilmiyorum ama. İyiymiş. Güzel. Şunun tazesinden yok mu ya? Lastiği falan patlamış bunu komple. Neyse gidelim, helikopter değiştiririz. Helikopterden ses geliyor, ses. Patlayacak şimdi. Algo a verde. Fast travel atalım abi. Oradan başka bir yere geçeriz. Daha klik Z yaparak atış bunu ayarlıyorum. Padre ismi. O nasıl bilgi lan öyle? Adamsınız. Şunu alayım ya. Set, let's go. Bu müzik neyin nesi moruk? Müzik seviyesi de sıfır ya. Hmm.
Nakahava. Shit. Ananı avradını. Patlatacak zamanı buldu ya. Neye bastı da takla attı acaba? Çok merak ediyorum. Koca araba. Got another tango. Roger, let me get in position. Moving to a good sight line. Dirin bakayım şunları. Roger that. Target marked. Got the target. Tango is fucking down. Tango is fucking down. All clear, all clear. Baktığımın tangoları. İnin bakayım. Ufak bir zula yapmışlar. Patlatalım abi zulayı. We'll leave a marker so the rebels can pick up the supplies later. Angal bile yapmış lavuklar. Lavuklar mangal bile yapmış lavuklar. All right, let's roll. Yol ver, yol ver. Biz yetkili abi deriz. Anasını avladın. Uyum soğuttun. Araba sürme mekanikleriyle bir derdi var ha. Ne çok büyük bir derdi var. Bu tane uyum motorları abi. Araç sürme mekaniğine hiç uyum değil. Burada uyum soğuttun bilerek yani bu kadar kötü yaptığını ben düşünmüyorum. Çok gerçekçi yapmak istemeyeceklerini anlayabiliyorum. Çok vakit geçirilen bir oyunda. Ama yapılsa da fena olmazmış aslında. Düşünüyorum da yani biraz böyle GTA varimsi araba sürme mekaniği olsaymış fena olmazmış. Ne diyorsunuz dostlar? Mesela şu harita, şu görüntü falan hiç. Bakayım lastik izi çıkıyor mu? Oğlum desenize adam var ileride dangalaklar. Dalıyordum mal gibi. Got it, moving. Let me get a good sight. Wait one. Let me get in position. Eyes on the target. Target acquired. Ready to engage. Fuck you. That's one down. Should be okay now. We rattled somebody's cage. They know we're here. Their LT is escaping. Oh shit, here they come.
Ver! Fucking sniper's got a zero. Fucking hell! Opening fire on these fuckers. Take cover. Oğlum bunlar nerede vurdu beni? Çatır diye göğsüme saplayıverdim mermi toyu. Holy shit. Would you look at that? It's called Pachamama Scars. She's the Incan Earth Goddess. What, and some other god messed her up like that? Let's not bother him. People did this, dude. Runoff from cooking cocaine caused that shit. The longer that cartel's here, those things will only get worse. Tanglins are heading the wrong way. Moving to position. Get to a better position. Moving. Copy. Roger. Target acquired. Close. Engaging. We rattle the cage. Carajo, nos están atacando! ¡Cúbranse! Shit, spotted us. Aha, galiba vurdum şeyi lan, sniper'da. Adamlarıma iş yaptırtayım. Got it, moving. I need a better position. Let me get a good sight line. Eyes on the target. Evet, hadi hadi, çabuk. Shit, they're headed this way. What should we do? I've got the target. Say the word, boss. No target. Repeat. No loss by target. Ya şerefsiz. Say the word, boss dedi. Kime sıkıyorum? Bu saatinden fazla kalabalıkmış ha. Bir daha öyle arkamdan sıktım duymayın. Karnından yersin birkaç tane mermiyi. Çukundan vururum seni böyle. Ölsene lan. Nasıl çıkartıyor? Moving to position. Got the target. Got it. Moving. Kuyuya basarak bir kere iptal ediyormuşuz. Got him. Evet, we are clear. Clear. How you guys holding up? Güzel. Bu kadar kalabalık beklemiyordum gerçekten. Fena kalabalık sılarmış.
Görüntülü kayıt. Bu ne abi? Belgeye bak bakayım. Pachamama, Bolivya'da saygı duyulan bir bereket tanrıçasıdır. Son zamanlarda özellikle Okora'daki tüm ormanlık alanlar ve içindeki yaşamlar garip bir şekilde yok oldu. Yerel halk Pachamama'nın yaralandığı ve asla iyileşemeyecek bir hastalığa sahip olduğu için topraklara geri dönüş olmayan bir iz bıraktığını düşünüyor. Pachamama. Yerel halk da yani ne cahil ne keko bir halkmış ya bu. Abi eğitim çok önemli işte. Halk eğitimsiz olursa işte böyle şeyler olur. Gerçekten eğitim çok çok önemli. Eğitim şart babuş. Şuraya atlayalım, oradan oraya geçeriz. Bazı araçlarda alarmlar bulunur. Araçlar ateşi açarak bir saptırma oluşturabilirsiniz. Drone engelleyiciler, bölgedeki tüm dronların çalışmasını engeller. Onları patlayıcı ile yok edin. Veya ille kapatın. Olur. Jeneratörleri yok ederek çevredeki elektriksel savunmaları kapatabilirsiniz. Mantıklı. Buraya devam edelim. Zaten şuradan Bakatari would take the fruit of your labor, take the largest portion for himself, and to divide what is left between you and your neighbor. Orada birileri var. Got another tango. I got a target carrying submachine guns. Just spotted one with submachine guns. Here's target number five. Roger that. Move. Let me get into position. Target acquired. Moving to a better position. Copy. Target marked. Ready to fire. That guy's watch for civilians. We don't want to kill some hell. Sounds like they found a body. Oradan sittiyse ne çıkmaz artık. Dört tane arkadaşı çat diye öldü. Çıkar mı hiç? Şap şap. Çıkarmış kafayı bana bakıyor. Guys all good. Damn, I love this job. Damn, I love this job. Damn, man. I love this job. Al bakayım cephane. İşte bir evrak kürek var. O evrak küreği bir alalım. Nasıl çıkacağım yukarı? Nasıl çıkıyoruz lan oraya? These supplies will buy us a lot of goodwill from the rebels. Ha, şurada merdiven varmış. Hey kid, intense day at the office. El Sueno, baksana havan bombalarını. Allah'ım yarabbim. It's like hanging out with the biggest pit bull on earth. You look at him cockeyed, and he might tear your throat out. Sure, but. Sure as shit won't hide his feelings. Sure. You know, this morning, our line was renegotiating production rates with that fucking wombat, El Emisario. So Emisario keeps making excuses about production volume and labor and whatever. Well, Sueño just sat and stared all dead-eyed at this asshole. I swear to God, his fucking eyes were burning holes through the guy's shirt. Buradan, tepeden şöyle. Get this. Sueño pulls the biggest fucking Bowie knife out of his jacket. It was like a sword out of a goddamn Japanese cartoon. And he lays this hunk of
pointy metal on the desk, real gentle like. Well, at that point, Emissario would have agreed to anything. Fuck, well, he did agree to everything. And Sueño just picked up his knife, got up and left. Not saying a single fucking word. Drone is airborne. Now, he ain't the friend you introduced to your parents, but you gotta admire the guy. I mean, he must have balls the size of coconuts. We're good to go. We're good to go. We're good to go. I got eyes on a mounted weapon. Got another tango. And baby makes three. I got another, that's five. Fucking mortar. Mortar bombası, bombacısı var orada bir tane. Onu da indirmek lazım. Aha, şurada bir sniper daha var. Hele hele hele. Fucking kabronlar. Biraz daha yaklaşmaya karar verdim. Çok uzaktayım sanki. Kayanın üzerinde şöyle tutursam. Denk getiremedik. Okay. Clear means beyler. I got one narco at the entrance to the camp. The rebels to do a recon of the area. Alayım canım. Mortar bombasını kullanabiliyor muyum? Ah şurada lavuk. Aha vallahi kullanabilirsem çok iyi olur ha. Hadi be. Bombayı madem ayağımıza kadar gelmiş. Bırakmayalım. We got enemy reinforcements incoming.
escort destroyed. Trying to get away. Watch it with the truck. We need what's inside of it. That truck has shit we need in it. Don't blow it up. We're clear. You want to check the truck for anything worth? I think that's all of them. Katari's moving around. Pick up the gear. Sağ ol canım. Aldık, kaçalım abi. Aldık, kaçtık. Sevgili dostlarım, umuyorum seyir zevki yüksek, güzel bir video daha olmuştur. Aynen devam ediyoruz operasyonlarımıza devam edip karteli zayıflatıp kendimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Eğer beğendiyseniz dur şu puan da verelim de ondan sonra kapatalım. İyileşme hızı, eğitimli isyancılar, ekip dayanıklılığı. Yok abi, bu değil. Ana zırhı, sessiz koşu. Bu çok iyi, koşarken çıkardığınız düşmanlı sipar gibi zorlaşır. Mermilerden alabileceği hasar oranı düşer. İyileşten sonra dayanıklılığı, kurmanın koşun. Koştuğunuzda azalan dayaklı süreniz artar. Daha uzun süre koşarsın desene oğlum, ne uzatıyorsun lavuk. İşaret şey, termal görüş. Drone'un bataryası güzel. Menzili biraz artıralım bence. Bence biraz drone'un menzili önemli. Aynen. Abi bir puan daha. Bir drone herhangi bir yukarı kullanır. Tekrar kullanma arasındaki süre. Şu an dikkatini çeken ekipman eklenir. Teyzatta kuşanın. Silah konusunda nişancı durumunu kullanırken denge artar. Önemli. Al abicim. Denge çok önemli. Uzaktan atışlar yapacağız. Sevgili dostlar, beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok çok iyi bakın kendinize. Esen kalın. Bay bay.